Efendim misafirimiz Fatih Şener. Yayınımız devam ediyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi mezunları 30 Haziran 2012'de yani bu ayın sonunda Erzurum'da buluşuyorlarmış. Onları konuşacağız. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel, buluşun. Erzurum orada duruyor. Evet. Elinizden tutan da yok. Ne var yani? Öncelikle şunu söylemek lazım. Atatürk'ün vasiyeti üzerine kurulmuş Türkiye'nin 6. üniversitesi. Doğrudur. Ama ben şimdi o lafa biraz gülüp geçiyorum. Niçin? 1937'de vasiyet etmiş merhum Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk. Ya üniversite 57'de kurmuşuz birader. Yani, demokrat 20 yıl sonra. Yani bu o lafı biraz kaldırsanız iyi olur yani. Öyle bir durum var. Yani, yazık, kemikleri sızıyordur merhum Atatürk'ün, evet, yani. Demokrat Parti iktidarını beklemiş ama merhumun asli mezarına gitmesi de bir 15 yıl beklemiş. Doğrudur. Yani, doğrudur. Şöyle, Türkiye'nin çok köklü bir üniversitesi. Ve 200 bin aşkın mezunu var. Evet. 200 bin. 200 bin çok büyük rakam. Ve şu andaki bakanlarımız Beşir Bey, Ömer Bey, Recep Akdağ, belediye başkanlarımız. Şu an o evet görev evet. Yapanlar. Belki daha önce de vardı. Tarihte yani. De çok vardı. Yani genç cumhuriyetin gelişimine büyük katkılar sağlamış bir üniversite. Ve önemli birikimleri olan mezunlarımız var. Biz bir çağrı yaptık. Aslında çeşitli üniversiteler, bölümler daha küçük gruplar halinde toplanıyor. Biz dedik ki bu 200 bin kişi gelin Erzurum'da bir araya gelelim. Bakalım heybemizde ne var? Öğrencilikten sonra ne değerler katmışız? Bu üniversiteye ne katabiliriz? Erzurum'a ne katabiliriz? Ve kendi aramızdaki etkileşimi de sağlayalım. Bence şu ana kadarki yansımalar da çok iyi. Birçok insan eşiyle, ailesiyle katılmak düşüncesinde. Evet. Buradan yola çıkarak bütün Anadolu üniversiteleri için örnek olacak. Gelmez millet 30 Haziran'da. Yani hani biz sizi davet ettik. Millete bu etkinliğinizi, bu heyecanınızı aktaralım diye. Fatih Bey de 30 Haziran'da kimse gelmez Erzurum'a. Öncelikle duyurmaktı mesele. Sabahın en çok izlenen programında olmak büyük bir katkı sağlayacak. Ama gelecekler. Şu ana kadar, razı olsun, sağ olun. Şu ana kadar 500 kişi kayıt yaptırmış. Evet. İnternet üzerinden mezunlarerzurum.org sitesinden kayıt yapsınlar. Mezunlarerzurum.org. Evet, www.mezunlarerzurum.org. Ve gelenler de eşli çocuklu geliyor. Sayı 1500 civarında. Tabii Erzurum ölçeğindeki bir şehirde bizim hedefimiz 5000 mezun. Yani eşli çocuklu 15-20 bin demek. Ve bütün şehir için bir hareketlenme olacak. Şehirle, şehir halkıyla, Erzurumluyla. Yani kaç kişi gelecek diyorsun? Lan nerede yatacak, nerede yiyecek, nerede içecek, nerede misafir edeceksiniz? Biraz havai bir iş galiba ya, sizin yapacağız. Bu proje. Fatih Bey. Şimdi biliyorsunuz. O kadar otel yok Erzurum'da. Nerede var, yatacak bu millet? Var. Benim. Üniversitemiz. En çok yurda sahip bir kampüse sahip. Aynı zamanda kış olimpiyatlarından dolayı da çokça yatırımlar yapıldı. Bir şey daha var. Türkiye'nin en misafirperver şehirlerinden bir tanesine gidiyoruz. Evet. Hiç kimse açıkta kalmaz. 200 bin kişiye yatıracak yatak buluruz biz. Herkes gelsin. Misafir çocuklar Erzurum'a geri geliyor demişsiniz afişte. Biz o şehrin misafir çocuklarıydık. Evet. Çok özel... Memleket nere? Ben İstanbul'da doğmuş, sadece üniversite eğitimi için kendi memleketini görmüş bir Erzurumluyum. Aslında Erzurumlusun, Erzurumluk... hiç görmemiştiniz öyle. Görmemiştim. Bir Erzurumluk da var sende. Biz bununla aslında büyük bir birikimi, büyük bir gücü Erzurum'a tekrar yönlendiriyoruz. Şöyle bir şey de var aslında, Erzurum'da okumak farklı bir yapı. Belki bir iş dünyasında buradan bir not düşmek lazım. Şimdi en ufak karda tatil olan okullarda okuyan çocuklarla, çocuklar yetiştiriyoruz ama Erzurum'da -30 derecede, 40 derecede aile baskısı olmadan okuluna giden, okuyan, o zorluğa alışan insanlar var. Bizim üniversitemizin mezunları itaatkardır, kanaatkardır, sebatkardır. Mühim bir şey. Türkiye'nin çok popüler bir üniversitesinde anket yapılmış. Geçenlerde okudum. Mezun olduğunuzda ilk işe başladığınızda sekreteriniz olmasını ister misiniz sorusuna %98 evet demiş. Ama Erzurum'da yetişen çocuklar daha kanaatkardır, sebatkardır. Yani şirketiniz ufak bir sallantı geçirdiğinde gemiyi ilk terk eden olmazlar. Onlar sizinle beraber çalışırlar. Çok ağır konuştunuz. Mühim bir şeydir bu. Öyle mi? Sen asıl patronlara söyle. Ufak bir sarsıntıda hemen paket eden elemanlarını paket edenler de var yani. O boyutu da var tabii ki. Evet. Efendim peki hatıralar canlanacak. Kepler havaya fırlatılacak demişsiniz. Siz fırlatmışsınız. Yıllar önce kepi. Ne kepi? Biz fırlatmamışız. Mezun buluşması bu kardeşim. Çok doğru. Şimdi anaokullarında bile kep merasimleri yapılıyor. Bizim dönemimizde yoktu. Evet. Şimdi torunlarımız yok muydu? Yoktu.
hep merasimlere katılan dedeler var şu anda. Birçoğu da torunuyla gelecekmiş. Biz 1962'den itibaren bütün mezunlara kep töreni yapacağız. Onlara bir hediye kep emanet edeceğiz. Şöyle de bir şey var. Ya, Türkiye'de bu söylenenleri yapamazsınız efendim. Yapamazsınız. Organize edemezsiniz bunları. Edeceğiz. Öyle mi? Tabii. Organizasyon komitemiz, üniversitemizin ciddi desteği var. Sayın Hikmet Koç'a buradan sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Rektör bu işin ev sahibi. Biz bütün üniversite mezunlarının katılacağı bir kep töreni yapacağız. Dünyanın yaş ortalaması en yüksek kep töreni olacak. Ya bu bir ilk mi? İlk olacak. Belki dünyanın kilo ortalaması en yüksek kep töreni de olabilir. Aynı zamanda yine yaş ortalama saç ortalaması en düşük kep töreni de talibiz herhalde, öyle görünüyor. Biz iz bırakacak, etki uyandıracak büyük bir camiayı, ortak faydası çok fazla olan bir camiayı Erzurum'a davet ediyoruz. Şimdi böyle işler daha çok böyle biraz daha marka olmuş kurumlara ait özellikler olarak bilinirdi. Haklısınız. Bizim üniversitemizin mesela Mezunlar Derneği kuruluşunun ancak 40 yıl sonrasında kurulmuş. Evet. Cemiyetçilik, organizasyon, lobicilik faaliyetleri konusunda bırakın o popüler üniversiteleri, popüler liseler bile Anadolu'daki birçok üniversiteden daha ön planda. Yani şu anda bakın bir sürü mezunumuz önemli şeyler başarmış ama genellikle başarılarıyla çok ön plana çıkmayan bir camiayız. Evet. Biz onları bir gelin bir el ele kol kola bir Anadolu'dan bir ses vereceksiniz, öyle mi? Aynen öyle. Biz buradayız. Yani 500 kişi kayıt yaptırdı mı şimdi size? Evet. Yani kaç kişi olmayı düşünüyorsunuz? 500 kişi eşimle çocuğumla gelmek istiyorum diyenler toplam 1500 civarı. Evet. Biz 5000 mezun asgari hedefliyoruz. Bununla da 15-20 bin civarında bir kitleyi Erzurum'a götürmek istiyoruz. Nasıl başlayacak bu şenlik? Şimdi şöyle, bir kısım insan yurtlarda kalmak, nostaljik duyguları yaşamak istiyor. Hatta eşiyle çocuğuyla yurtta kalmak isteyenler var. Sabahleyin, yani cumartesi sabah önce fakültede sıralarına gidecek insanlar, görecekler. Zaten çok şaşıracaklar. Sanki tarih tersine işlemiş gibi. Üniversitemiz 30 yıl önceki halinden çok daha modern bir hale gelmiş. Bizim sıralarımız çok kaliteli hale getirilmiş. Sağ olsun emek verenler. Sonra öğlenleyin yine rektörümüz tarafından mediko-sosyalde bir öğrenci yemeği var. Ama yine kuyruk bekleyerek filan, yani böyle zahmetli bir yemek. Eşli çocuklu. Öğleden sonra şehirde kortej yürüyüşü yapacağız. Hani şu New York'taki Türk yürüyüşü gibi düşünün. Şehir halkıyla üniversiteleri bir buluşturmak. Bu pek görmediğim manzaralar. Evet. Zihnimi yokluyorum da böyle. Yok. Hani bir kent üniversitesinde böyle bir şey olmadığı için. Evet. Yani kampüsün içine gidip orada bir iki etkinlik yapıyorlar. Evet. Öyle değil. Değil. Bu şehirde biz geldik, çocuklarımız, misafir çocuklar şehre geri döndü diyeceğiz. Sonra şehre geri döndüğümüzde kampüse, orada da işte karşıda TRT'yi görüyorum. TRT'den mesela bir sanatçımız aradı. Ben mezununuzum, hediye olarak bir konser vermek istiyorum dedi. TRT sanatçısı olan mezunlarımız var. Orada bir konser etkinliği ve kep fırlatma töreni yaşanacak. Bir şey daha var. Bir takım beyin fırtınası toplantıları yapmak istiyoruz. Mesela şu anda Trabzon, Ordu, Kırıkkale, Urfa gibi şehirlerin belediye başkanları, Tuzla, Pendik gibi belediye başkanları bizden mezun. Evet. Belediye başkanlarını bir masada oturtmak istiyoruz. Erzurum'un belediye başkanlarıyla bir etkileşim içerisine geçsinler. Partileri falan değil. Erzurum Atatürk Üniversitesi mezunlu sıfatıyla. Çok doğru. Zaten belediye başkanlarının bazıları CHP'li, bazıları AK Partili. Biz bunları masaya getirip diyeceğiz ki bir etkileşime girin. Belki Ordu Belediyesi de Erzurum'un Pasinler Belediyesi kardeş belediye olur ve bir 3-5 tane çöp konteyneri hediye alır. Evet. Bu da bir buluşmanın bir katma değeri olarak hayal ediyoruz. Biz şöyle bir şey var. Sizin elinizdeki bir bardak su benim için zemzem kıymetinde olabilir. Biz bir araya gelelim bakalım biz kimmişiz. Evet. Mezunlar arasında aslında demin sözünü ettiğiniz marka üniversiteler bunu çok iyi yapıyor. Mezun izleme programları var. Evet. Yani bu mezunlarımız şu anda neredeler? Üniversitenin imkanları, ihtiyaçları da gündeme geldiğinde bu mezun kaynağını doğru değerlendiriyoruz. Ya böyle hava basıp da orada böyle 1000 kişi falan olursanız çok ayıp olur yani Fatih Bey. Biz iddialıyız. Ayrıca şöyle de bir durum 200 var. 200 bin mezun diyorsunuz. 200 bin. Evet, şöyle de bir durum var. Mesela Erzurum şehrinde 10 bin üniversite mezunu varsa, ki vardır, bunun 9 bini zaten Atatürk Üniversitesi mezunudur. Evet. Benim saydığım o 5 bin rakamın içerisinde Erzurum'da yaşayan yerleşik mezunlar yok. Onlar geldiğinde Türkiye'nin en büyük şenliğini yapacağız. Yani ulusal basına, canlı yayınlara konu olacak. Bir şey olacak. Muhtemelen bu programda da olduktan sonra Fatih Bey ben olmaz demiştim ama oldu diyeceksiniz. Oldu diyeceğiz. İnşallah. Tabii inşallah yanılırız ama gelmez Haziran'da. Bu bizim millet üşenme, erteleme ve vazgeçme meşrebinden olmuş son yıllarda. Aklından geçiriyor ama yapmıyor. Şöyle bir şey var. Hakikaten azatlık meydanında Azerbaycan'da 5 milyon nüfuslu Azerbaycan'ın 2 milyonluk grubu azatlık meydanına toplanabiliyor. Devlet desteğiyle bile Taksim'e toplayacağımız rakamlar 100 bini 200 bini geçmiyor.
Ancak büyük liderlerin cenazeleri bizim Türkiye'nin en büyük mitingleri. Şehir uzak olması bir kriter ama yıllar boyunca gitmemiş insanlar var. Heyecanlanan insanlar var. Gidecekler. Özellikle biz otobüs seyahatiyle kolay gidilebilecek Karadeniz'den, Orta Anadolu'dan, Ankara'ya kadar. Yani yakın illerde yaşayanların. Evet, çok ciddi bir katılım bekliyoruz. Onlara orada sürprizlerimiz de var. Canım Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den günde bir tane uçak kalkıyor. Nasıl 5000 adam gelecek? Haklısınız. Çok sıkıntı. Bu hesap yanlış. Uçakla seyahatte zorluk var. Şu anda İstanbul'da bizden uçak kiralayın gidelim şeklinde talepler var. Uçak, o gün uçak biletleri bitmiş. Soruşturduk, çok yüksek maliyetler çıkıyor. Çünkü uçak dolu gidip boş gelecek. Evet. Bir çözüm bulacağız. Artık aracıyla giden arkadaşlar dörderli beşerli gitmek için belki bir gruplar yapacaklar. Yani elimizden geliyor. Ne yapalım? Şehrin memleketin dolusunda bir üniversite. Merkezde olsa biraz daha... Yani siz 30 Haziran'da şimdi Erzurum'da genellikle böyle konularda buluşma noktası Atatürk heykelinin dibi. Evet. Öyledir yani. Vardır herhalde orada bir Atatürk heykeli. Veya valinin önü. Çifte minarenin önü. Çifte minarenin var mı? Buluşma saati ve yeri nereye? Yurtlarda buluşacaklar geceden gelenler. Karadeniz'deki arkadaşlar günübirlik gelmek istiyorlar. Buluşma yeri üniversite, rektörlük önünde. Rektörlük önü, ha. Rektörlük önünden şehre mi yürüyeceksiniz? Rektörlük önünden şehre yürüyeceğiz, bir kortej yürüyeceğiz, yapacağız. Benim gibi orada evlenenler var. Nostaljik bir aşıklar yürüyüşü falan planlıyoruz. Evet. Bir de turistik geziler var. Erzurum'un biz öğrenciyken yemeği küçük porsiyonlar halinde yedik. Küçük öğrenci bütçeleriyle yaşadık. Erzurum'un birçok değerini göremedik. Pazar günü de serbest programımız var. Orada da İl Turizm Müdürlüğü işbirliği halinde şehrin görülmeye değer her yerini görme imkanları sunuyor. Erzurum'da şenlik var 30 Haziran'da. Ya. Buluşma yeri nereye bakın? Rektörlük uzaksa şehre, yanlış bir şey söylemeyin. Yok, üniversitede, yani. Rektörlükte buluşuyor. Rektörlüğün önünde buluşup şehre doğru yürüyeceksiniz. Yürüyeceğiz. Yanınızda yani. Biraz para götürün de Erzurum esnafına biraz para bırakın bari. Hepiniz kerli ferli adam olmuşsunuz Fatih Bey. Harikasınız. Yani değil mi? Bu çok önemli yani. Misafir çocuklar Erzurum'a geri geliyor. Larken biraz para da parayla, parayla gelin yani. Bu çağrı çok, çok... Misafir çocuktunuz, bütçe yoktu. Fakir bu paraydı birçoğunuzun babası. Memurdu. Çok doğru. Şimdi zengin oldunuz madem, acık para getirin de orada biraz alışveriş yapın. Şöyle yapalım zaten. Yani havalimanı çıkışında, otobüs garajında oradaki alışveriş fişlerini kontrol edebiliriz belki. Evet. 500 lira harcama yapın. Bu ay değerli arkadaşlar, bu ay lütfen harcama yapmayın. Erzurum'da da mağazalar, alışveriş merkezleri var. Erzurum'a bırakın alışverişleri. Pazar günü size alışveriş için de vakit bırakacağız diye. Yani yemek yiyin, hediyelik eşya alın. Çok doğru. Ve Erzurum esnafına para bırakın. Çok su doğru. Alın, sigara içiyorsanız zaten Erzurum, içmeyin. Zaten Erzurum mutfağında cağ dönerini vesaire kalayet olmasını özleyen insanlar da var. Erzurum'da şehir, yani Anadolu içinde bir yurt içi turizm açısından bir fırsat olarak görüyorum ben bunu. Evet. Erzurum turizminin çok durağı. Tabii canım, çok önemli bir şey bu, çok önemli bir hizmet. Önemli bir şey. Nereden baksanız 2000-3000 ekstra nüfus gelecek. Bunlar orada susayacak, su içecek. Taksiye binecek, gezecek, yemek yiyecek, alışveriş yapacak, hediyelik eşya götürecek. Sizi ben 15 bin konusunda ikna edemedim. Örnekte hala nereden baksanız 2-3 bin diyorsunuz. Ne 15 bini ya Fatih Bey, Allah aşkınıza. Ya günde bir tane uçak kalkıyor, o da dolmuş zaten. Abi yakın bölgedeki otobüsler var dedim ben size, biliyorsunuz. Karadeniz'den otobüsler tutulmuş. Meslek odaları gruplar haline gelecekler. Özellikle Adana'ya kadar çok büyük gruplar bekliyoruz. Evet. Şehirde bir, yani şehir halkı bugün bu şehirde bir şey oldu. Şehir esnafı bugün burada bir şey oldu. Bunu isteyecek. 30 Haziran'da Erzurum Atatürk Üniversitesi mezunları Erzurum'da buluşuyor. 200 bin kişilermiş. Ey Atatürk Üniversitesi mezunları. Duymadıysanız sizin için yapıyoruz bu programı. Hani Türkiye'nin böyle karman çorman sürekli değişen, bazen değiştirildiği iddia edilen gündemi var. O gündeme kurban olmasın diye aldık geldik bu konuyu. Harika yaptınız. Şöyle düşünün, şu anda en çok mezunumuz milli eğitim personelidir. Evet. En çok mezunumuz Sağlık Bakanlığı personelidir. Her iki bakan da bizim üniversitemizden mezun. Yani o bakanlarımız da oraya katılacaklar. Onların da meseleye dahili. Katılım konusunda... 160 bir... üniversiteden 22'sinin rektörü Atatürk Üniversitesi mezunu. Çok önemli. Doğru mu bu? Üniversite kurmuş bir üniversitedir. Birçok üniversiteyi kurmuştur. Şu anda görevde 22 üniversite rektörü bizden mezun. Bizde görev yapmışları da sayarsak sayı 30'u geçiyor. Hakikaten Türkiye'deki üniversite eğitimine, Türkiye'nin sanayisine, ticaretine, siyasetine, yani birçok kişi hocalarımızdı. Evet. Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalık hocamızdı. Beşir Atalay hocamızdı. Ömer Dinçer bakanımızdı. Hiç solcu çıkmamış kardeşim bu üniversiteden. Nasıl iş bu yahu? Şöyle. Siz nerede görevlisiniz?
Ben şu anda yönetim danışmanım, İzmir Belediyesi'nde başkan İzmir. Danışmanım. İzmir, evet. O da AK Partili. Doğrudur. Şu anda ama Türkiye'de zaten belediye sayısında çokça bir sayı var. Şöyle düşünün ama Türkiye'de... Hiç solcu yok mu kardeşim bu Erzurum Atatürk? Bir Ordu Belediye Başkanı. Ordu Belediye Başkanı CHP'lidir. Milletvekillerimizden de var farklı partilerden. Ben bu soruyu mahsus sorayım. Anlayan anladı bu şifreyi. Çok iyi yaptın. Bu anlayan dernek, anladı. Bu dernek partiler üstü, bu buluşma partiler üstü buluşma. Bu milliyetçi ve muhafazakarların kalesidir bu Erzurum Atatürk Üniversitesi eskiden beri. Eskiden üniversite eğitiminin riskli sıkıntılı olduğu dönemde kendisini güvende hissetmek isteyenler orada okurdu. Öyle diyelim. Dolayısıyla memleketin... Solcuları boğdunuz. O Ramazan'da oruç tutanlar, tutmayanları dövdünüz diyorlar. Türkiye'nin en büyük ayıbıdır bu. Lütfen ben buradan bir çağrı yapayım. İki asparagas haberi var Erzurum'un. Bir tanesi... Ha bakın bak çok önemli bir soru soruyorum size. Çok önemli. Bir tanesi, iki asparagas haberi var Erzurum'un. Bir tanesi işte yollar kapandı, karda doğuma gidemedi diye. Bir erkeği yatırırlar. Bazen mavi arkadaşlar yapardı. Battaniye sararlar kızakta. Fotoğraf olsun diye. Amma iftira attınız. Gördüm. Gördüm. Gördünüz bir şey mi? Gördüm. Bir şey daha söylüyorum. Bir asparagas daha. İkinci asparagas acısını sona bıraktım. Her Ramazan'da oruç yedi, dayak yedi şeklinde. Bu çok çirkin. En son gördüğüm haberde şöyle bir şey vardı. Bir kızımız caddede yürürken... Erzurum'da. Erzurum'da diyorlar. Çok ayıp bir şey. Bir kızımız yolda yürürken işte oruç yediği için ona oraklarla, satırlarla, bıçaklarla saldırdılar. Şimdi bu bana Vurun Kahpeye filmini Halide Edip'in şeyi hatırlattı. Yani tam bir mizansen bu. Caddede yürürken oraklar bulunmuş. Satırlar bulunmuş. Neyin peşindesiniz? Bence artık Erzurum'la ilgili daha güzel haberler yapabiliriz. Ne yapalım olmuş Allah Allah. Dönmeyeydiniz kardeşim oruç yiyen adamı. Ben buna inanmıyorum. Erzurum hoşgörünün de bir şehridir. Erzurum güzellikleriyle anılsın. Asparagastır bunlar. Bu asparagastır. Bir şey daha var. Şimdi öğrenciler tercih yapıyorlar. Evet tam tercih zamanı. Ağzımdan aldınız. Çok önemli. Biz orada üniversitenin gücünü göstermek istiyoruz Temmuz ayında. Tercihler üzerinde de biraz etkisi olabilir. Orası yurt sorunu olmayan, güvenli okunan, hakikaten insanı zorluklara mukavim kılan ve iyi elemanlar yetiştiren bir üniversitedir. Herkes orayı tercih etsin. Eksi 20 derecede çocuklar şimdi bugünlerde gördüğünde içleri ürperiyordur. Emin olsunlar eksi 20 derecede ceketleriyle yürüyebilirler. Soğuk adamı mukavim kılar, dayanıklı kılar. Sebat Erzurum'a çocuk mu gönderilir kardeşim? Erzurum'a çocuk gönderilir. İyi bir üniversite. İşte gönderilmiş. Eyvallah sağ olun. Misafir çocuklar Erzurum'a geri geliyor. 30 Haziran'da Erzurum Atatürk Üniversitesi mezunları bizden söylemesi bu aslında Anadolu kentlerinde yapılmış ilk böyle bir etkinlik. Türkiye'de ilk. Türkiye'de de ilk. Yani. İlk ama özellikle Anadolu'da. Yani kampüsün içinde yapılır hep bu işler. Çok doğru. Bir de bir dönem gelir, bir yıl gelir veya yılın sonunda olur. Biz bütün eski mezunları topluyoruz. Onların içerisindeki bir kep töreni yaşamamış olma ukdesini alıyoruz. Bir de İstanbul'da öğrenci olmaktan biraz farklıdır. İstanbul'da çok üniversite var. Koca şehirde fark edilmezsiniz. Evet. Ama Anadolu kentlerinde bir üniversite vardır. Üniversiteli vardır. Şehrin ekonomisinde, sosyal hayatında. Biz bir de şehir açısından bakıldığında bir bilinmezden gelen ve bir bilinmeze giden bir grup var orada. Bu sefer şunu söylüyoruz. Biz geldik, okuduk, bakın geri geldik, büyüdük, adam olduk, mühim evet. insanlarız. Ve bu şehre vefa borcumuz var, duygularımız var. Bu çocuklara da bu gözle bakın. Bunlar da geleceğin müteşebbisleri, evet. bakanları vesaire. Bu şehirde üniversiteyle şehri buluşturacak mühim bir etkinlik. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik bizim de ahbabımız olur. Zaman zaman Ankara'ya gelir ama aylardır geliyor ve biz onunla görüşemiyoruz. Lütfü Bey size de selam olsun Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı. Söz verdi Erzurum Atatürk Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkanı Fatih Şener 30 Haziran'da binlerce mezunla gelecekmiş. Geleceğiz. Ve balyayla gelecekler. Para balyasıyla esnafa para bırakıp gidecekler. Onlar da bizi ağırlayacaklar. Bütün evet. şehir. Hoş geldiniz uşaklar diye muhtemelen. Randalara, dükkanlara apışlar asarak kucaklayacaklar. Bunu da bekliyoruz. Efendim Erkan Tan'la Başkent'ten programında reklam zamanı.